Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nihat Dik. Nihat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Nasılsınız? Vallahi iyiyim. Seyircilerimiz de gayet iyi. Özellikle bence işi olan varsa işini bıraksın. Çünkü bugün çok önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Evet. Hocam hakikaten insanların yani kafasının en karışık olduğu. Evet. Yani bu anlamda bir sürü video izliyorlar. Hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi gerçek, hangisi yalan? Bir sürü kirli haber var. Kirli bir haber sürü var. Evet. Ben bile bazen internette baktığım zaman benim bile Allah'ım diyorum daha fazla okumayayım kafam karışacak. Hocam bu stem cell yani kök hücre. Evet. Kök hücre tedavileri nedir? Bir hocam başından sonuna kadar böyle anlatırsanız en azından insanlar aklında kalmadı. Mesela PRP kök hücre olarak lanse ediyor. Bunların hiçbirisi gerçek değil. Biraz bahseder misiniz hocam? Bir, kök hücre olabilmesi için hücrenin kendi içinde çoğalabiliyor olması lazım. Yani kendi kendine sürekli mitoz bölünme yaşıyor olması lazım. Vücutta iki tür hücre var. Mayoz bölünenler, mitoz bölünenler. Mayoz bölünenler eşeysel. Yani erkek ve kadından 23-23 kromozom gelip toplandığında 46 kromozom bir çocuk oluşturabilecek eşey hücreleri. Yani genital hücreler. Evet. Efendim bir de mitoz hücreler var. Bunlar da yine çekirdekli hücreler olup birbirlerinden bölündüklerinde iki tane farklı hücre olabiliyorlar. Peki biz bu... Bir de ana hücreler var. Her hücreye dönüşebilme yeteneği olan. Evet. Yani bizim kök hücre dediğimiz şey ana hücre. Yani bir de fibroblastik aktivite denen bir şey var. Bu da başka hücrelere dönüşebilme yeteneği olan hücreler. Şimdi bu tanımlardan sonra fibroblastik aktivitesi yüksek ana yani kök hücreleri nerede bulabiliriz? Evet. Efendim kemik iliğinde bulabilirsiniz. Yağda bulabilirsiniz. Göbek kordonunda bulabilirsiniz, sünnet derisinde bulabilirsiniz. Bunları da kendi arasında şöyle sınıflandıracağız. 1. Otolog, kendinden kendine. 2. Alojenik, başka birinden size. Evet. Yani alojenik olursa başka, diyelim ki başka birinin sünnet derisinden elde ettiğiniz alojenik kök hücreyi mezenkimal olarak bu HLA doku gruplarından ayrıştırıp ondan sonra bize alerji yapmayacak şekilde bize yorumlanmasını kök hücre laboratuvarları yapıyor. Evet. Bu kök hücre laboratuvarları bu bize alerjik olmayacak şekilde sağlıyorlar. Bir de otolog olanlar var. Bizden alıp bize vereceğiz. Evet. Burada öyle bir problem de yok yani yok. Alerji yapması evet, ya da... Bizim anlatacağımız kısım bu. Evet. Yani yağ hücresinden kök hücre elde etmek ve bu kök hücreyle gerek bu kök hücrelerin ekstraseller matriks olarak, gerek doku püresi olarak, gerekse uyarılmış hücreler olarak bizim savaş olmayan bölgelerden alıp savaş bölgelerine onları nakil etme yöntemine otolog kök hücre yöntemi diyoruz. Evet. Şimdi biz kulak arkasından ya da göbek yağından aldığımız hücreleri gerek kendi kliniğimizdeki küçük laboratuvarımızda gerekse büyük işte mezenkimal kök hücrelerinin, kordon kanlarının saklandığı büyük kök hücre laboratuvarlarına göndermek suretiyle orada çoğaltarak belli bir süre geçtikten sonra enjektörler şeklinde alıp hastaya uygulama şekline biz otolog kök hücre diyoruz bu ikisine yağdan olanlara. Evet. Şimdi ben bugün size otolog mikrograf tekniğini değil yani alındı 15 dakika sonra geri hastaya uygulandı. Ama Amerika'dan geldiniz, Avrupa'dan geldiniz ya da işte herhangi bir Kuzey Afrika'dan değişik bir yerden geldiniz. Bir gününüz, iki gününüz, üç gününüz, bir haftanız var. Yani bir ay kalamayacaksınız burada ya da iki ay, üç ay değilsiniz. O zaman Nihat Dik'in size tavsiye edeceği kök hücre tekniği otolog mikrograf tekniği olacaktır. Bir kere de alınır, yarım saat içerisinde uygulanır. Saçınız dökülüyorsa saç dökülmesinde ya da kaşınızda, gözünüzde, yüzünüzde, el üstlerinizde, nerenizde uygulayacaksanız. Bu zaman hücreyi çoğaltmadan aldığım hücreyi direkt izole ederek belli bir kit sayesinde onu izole edip doku püresi şeklinde yani ekstraseller matrix şeklinde uygulama tekniğine otolog mikrograf tekniği diyoruz. Evet. Ama ben bu aldığım yağ hücrelerini özel bir solüsyon, organ saklama solüsyonunun içerisine koydum. Belli bir ısıda da kök hücre laboratuvarına naklini sağladım. Sonra 5 hafta bekledim ve benim gönderdiğim 3-5 bin tane kök hücre bana 30-40 milyon tane olarak geri döndü geldi. Bunun adına fibrosel diyoruz. Bu
stem selin fibrosel tekniği. Öteki evet. de otolog mikrograf tekniğiydi. Evet. Şimdi bu gönderdiğim 3-5 bin adet kök hücreyi doku laboratuvarı, yani kök hücre laboratuvarı çoğalttı 30-40 milyon yaptı. Hı hı. Bunu bir enjektörün içerisine koydu, belli saklama şartlarıyla bana gönderdi. Efendim, nerenizde ne probleminiz var diye ben hastama soruyorum. Zaten bunu zaten daha önceden konuşmuştuk, 5 hafta önce. 5 hafta sonra bana 30-40 milyon tane kök hücre geldi. Bunu diyorum ki, saçınız mı dökülüyor efendim? Saça kullanalım. Ya da göz kapaklarınızda mı problem var? Oraya ağız problem. Çevrenizde mi sıkıntı var? Dekoltede mi sıkıntı var? Boynunuz mu? Yüzünüz mü? Nerenizi istersiniz? Eller mi istiyorsunuz? Eller ya da doğum çatlakları. Evet. Yani doğum çatlağı derken gebelerdeki olan çatlaklar ya da çok aşırı kilo aldınız, geri kilo verdiniz oluşan o henüz hala pembeyken olan çatlaklarda başarı %100. Beyazlaştıkça başarı şansı azalıyor. Ama gene de %70 oranında Japon bir kök hücre uygulaması yapan bir Japon doktordan bundan epey 4-5 sene önce olmuştu. Madrid'deki bir kök hücre toplantısında Japon bir doktorun sunumunu izlemiştim. Başarısı %70. Kırmızıysa %100. Çatlamış. Erken dönemde karşılaşırsın. Erken dönemde başarı %100. Evet. O sitriyalarda. Peki, saçınız dökülüyor. Efendim, olabilir. Kök hücreden daha iyi çare mi olacak? Ya da yüzünüzde kırışıklıklar oluşmaya başlamış. İşte foto yaşlanmanız var. Hı hı. Ya da normal doğal yaşlanmanız var. Kolajeniniz azalmış. Ne azalmışsa yerine koyalım. Ama gençleşmek için anti-aging tedavide kök hücreden daha mantıklı ben bir tedavi göremiyorum. Yani bir yüz sarkmasını, şununu bununu, göz kapaklarını ameliyat ederiz. Tabii. Yüz germe yaparız. Boyun germe yaparız. Her şeyi yaparız. Ama derinin kalitesini ve derinin o 18-20-30 yaşlarındaki, 40 yaşlarındaki hücrelerinizi ben eğer bugün alıp saklasaydım 20 yaşındayken ya da sizin sünnet derinizi ben ilk kesildiğinde alsaydım, saklasaydım, korusaydım ve bugün 50 yaşına geldiniz, 60 yaşına geldiniz. Şu an onu kök hücre laboratuvarından çıkarsaydım ve çoğalmış kök hücreler olarak size uygulasaydım. 50 yaşındasınız. Bebekken aldığımız kök hücre. Tabii. Şu an uygulasak. Beklentim ne olur biliyor musunuz? Beklentim 30 yaşındaki ya da 25 yaşındaki bir cildin kendinin olması, yani 3 ay sonra sizi 30 yaşında bir cilt yapısıyla görmek isterim. Ve beklentim de bu olur. Evet. Yani kök hücreyi böyle kullanmak lazım. Gençken onları saklamak lazım. Kordon gibi. Kordon kanı gibi ya da işte sünnet derisi gibi ya da diğer saklanabilen kök hücreler gibi. Hı hı. Şimdi yaptığımız işte yağdan olanları, ben her hastama şunu da söylüyorum. Bakın, bunu şimdi fibrosel olarak göndereceğim. Kök hücrelerinizi aldık, doku parçalarını aldık, özel organ saklama solüsyonuna koyduk. Onunla beraber laboratuvara gönderdik. Güzel. 5 hafta sonra bize çoğaldı geldi mi bunlar? 30-40 milyon evet. geldi. Ondan bir ay sonra bir daha bir 30 milyon daha geldi. Bir ay sonra bir 30 milyon daha geldi. Toplamda 90-100 milyon kadar kök hücreniz gelecek bana. Ve bunu istediğiniz her yerinize uygulayabileceğim. Aylık olarak. Yani aylık. 3 kere geliyor. Üç aylık. Kere. Ha, isterseniz bunu 10 yıl, 20 yılda orada bu kök hücrenizi saklarız. 20 yıl sonra çoğaltırız. Evet. Laboratuvar varsa, bankada varsa. Var tabii. Hepsi evet. var. Her şey var. Evet. Her şey ayağınızın altında. Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya gitmeye gerek yok. Her şey burada var. Onlar buraya gelsin. Evet. Ve şu anda yapıldığı için, şu anda alındığı için aslında siz 10 yıl yaşlansanız bile aslında genç hücreleriniz devam evet, ediyor. Evet. Ben sizin 10 yıl önceki genç hücrelerinizi size yeniden enjekte edeceğim ve siz yeniden gençleşeceksiniz. Evet. Ben size yeniden gençleşmeyi anlatıyorum. Evet. Yani efendim PRP yaptım da güzelleştiğinizi anlatmıyorum. Kolajen yaptım, cildinizin sarkması azaldığı anlatmıyorum. Diyorum ki size kırışıklıklarınız gidecek. Evet. Yeniden gençleşeceksiniz. Size yaptığım o kök hücreler, fibroseller saçlarınızı yeniden çıkartacak. Yani her şey yeniden, yeniden, yeniden. Evet. Yani bundan bahsediyorum. Yani bir yüz germe ameliyatından bahsetmiyorum ya da bir franz askıdan bahsetmiyorum. Diyorum ki zamanı geriye gerçekten çevirmek istiyor musunuz? Rejeneratif tıp hocam, geleceğin tıbbı aslında geleceğin tıbbı rejeneratif tıp ve kesinlikle emin olun bu işe o kadar çok mesai harcıyorum ki. O kadar çok toplantılar, o kadar çok kişilerle tanışıyorum, o kadar çok kongrelere gidiyorum, o kadar workshoplara katılıyorum, o kadar çok kişilere anlatıyorum. Ve bunu aktif olarak kendi kliniklerimde uyguluyorum. Ve uyguluyorsunuz. Yani uyguluyorum. Bu artık, bakın çok önemli bir bilgiden bahsediyor Nihat hocam. Biz diyor bunu hani bir düşünce olarak söylemiyoruz, uyguluyoruz zaten. Uyguluyoruz çünkü kendimde uyguladım. Benim saçlarım evet. kök hücre, yüzüm de kök hücre.
Ve gayet iyi gözüküyor. 50 yaşındayım, iyiyim. Maşallah. Allah uzun ömür versin diyorum. Yani gelecek kök hücrede yatıyor. Onun için tabii ki yine plastik cerrahi olacak, tabii ki diğer branşlar olacak. Ama şimdi ortopediye de bakın, jinekolojiye bakın. Mesela geçenlerde şey oldu, benim yeğenimde ufak bir şey, bir göz problemi hasıl oldu. Hı hı. Cevap? Kök hücre. Kök hücre. Şimdi kök hücre yapacağız ona bu önümüzdeki hafta içerisinde ve o kök hücreyle o görme alanını, şununu bununu yeniden kazanacak ve tedavi olacak. Ve bunun yolu açık artık. Ve bakanlık bunu destekliyor, Sağlık Bakanlığı. Kötüye kullanılmamak kaydıyla her şeyi destekliyor. Yani bakanlığımız bu konuda tam destek, full destek veriyor. Peki hocam, bu kaç defa yapılabilir? Yani her yıl mı yapılmalı? Yok. Mesela 3 defa dediğimiz yapalım. Bazı hastalıklarda tek defa yapılabiliyor. Mesela gözde, bu benim bahsettiğim bir şey var. Bu gece körlüğü denen rahatsızlık var. Bunda tek seans yetiyor. Halbuki biz %1 gençleşme istiyorsak ya da erektil disfonksiyonda da kullanmaya başladık. Daha diğer tedavilerde de kullanıyoruz. Özellikle genital estetikte genital bölgenin gençleşmesi ya da erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşememe problemlerinde de kök hücre kullanmaya başladık. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten yine güncel, yine çok önemli bilgiler verdiniz bize. Bunu ama muhakkak bir dahaki programlarda bu özellikle genital bölgeyle ilgili kısmının evet, üzerinden tekrar geçmek isteriz. Şimdilik saç ve yüz diyelim ama genital çalışmalarımız da var ve bu konuda da hastalarımız var. Ama şu ana kadar gelen hastaların hepsi çok çok aşırı mutlu. Çok teşekkür ederim hocam. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nihat Dikidi. Bize yine güncel ve yine teknolojik, yine çok önemli geleceğin tıbbından ki uygulanabilir kısmından bahsetti. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.